Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni, Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz cacık olur diyorum. Derdim öylesine büyük ki dostlar, kırka yarıp yine kırka bölseler ve kırk bostana gübre diye serpseler, 40.000 tane ot biter de 40.000 derde deva olur diyorum. Herkes çocukken büyük adam olma hayali kurar. Ama bazıları büyür, bazıları ise hep çocuk kalır. Siz ne kadar büyümek isterseniz isteyin, büyük olmak için doğmadıysanız hep küçük kalırsınız. Hep küçük. Hadi anlat. Ya bizim şu antifriz berber yok mu? Hüseyin abi. Ha Hüseyin abi. Gittim oturuyorum koltukta. Ya dedim ki bir saç sakal, cillop bir tıraş olayım. Bir ara içim geçmiş, uyuyakalmışım. Bir uyandım, böyle kolumda bir sıcaklık hissettim abi. İlk başta uyanamadım işe tabii. Ben dedim Necmi gerizekalı, kendi kendine dedim tribe girme. Manyak, rahat ol. Ama bir baktım sıcaklık sertleşiyor. Hüseyin abi. Hı. Nasıl böyle, iyi mi abi? Yok yok, biraz daha favorilerden alacağım köfteci. Onu demiyorum Hüseyin abicim. Yani oldu olacak, bu havluyu da aradan kaldıralım. Et ete değsin, sen de rahat et, ben de yani. Aa, kusura bakma köfteciğim ya, akşam ilaç aldım da. Yani acayip bir şey, nasıl bir şey bilmiyorum yani. Deli bir şey yani. Ne yapmış yani adam? Çok değdirdin mi? Abi kolumda delik açtın resmen, biliyor musun? Yapma ya. Şişt, oğlum gel tıraşa devam et, hadi bakayım. Ben de gideyim şu cerahati bir atıp geleyim ha. Dikkat et. Lan oğlum bir uzak durun bir ya, Allah Allah. Tamam abi ya. Lan yılların Hüseyin abisi lan, bekler misin öyle bir şey? Sallama lan, sen yine çekmişsindir o meleti, hayallenmişsindir. Bak köfteciğim, ben kendimi bildim bileli Hüseyin abide tıraş olurum, bana bir kere bile değdirmişliği olmadı. Bırakın şimdi geyik muhabbetini. Beykoz işini ne yapıyoruz abicim? Hmm. Kaça anlaştınız? 250'şer, adam başı temiz. Oğlum bu adamlar peki tanıdık mı? Bankacı oğlum bunlar. Hepsi süt çocuğu. Bak muhasebeci, bin kere söyledim, bir kere daha söylüyorum. Benim parayla pulla işim yok, tamam mı? Spor olsun diye yapıyorum. Oğlum zaten spor yapacağız be. Terimizi atacağız, toksinleri şöyle bir... Eğer kazanırsak benim paramı çocuk esirgemeye bağışlayın. Muhakkak. Bu şerefsiz Metin gelmezse ne yapacağız? Ha, ben sabah aradım, telefonu kapalı. Abi benim çırak var ya, Lokman, onu oynatırız. Oynar çocuk ya. Ha, onun kolları nasıl? Ne oldu abi sizin tavla? Şşş, kahveci şuna bir kola koysana. Sağ kola mı sol kola mı? Bana bak, bir kola da benden. Oha, çüş, çüş! Etimi koparsaydın bari be. Kusura bakma Fatma abla. Ne kusuru be? Devam et. Kız çek kapanı şuradan. Bir baş çek, çek git. Uç, uçan be. Uç oğlum. Uç, 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 uç. Yat be, yat ufam be. Lan sen ne gülüyorsun lan? Ha? Kamıştan izin onu. Kapan. Devam et sen de be. Kız Fatma. Kocandan beter olmuşsun. Servet içtiyse haftada bir maç yapıyor. Senin maşallah yani, her gün elinde kupon. Ah canım, senin de kocanı duymayan kalmadı mahallede. Koşamıyormuş bile alkolizm yüzünden. Kız ne yazıyorsun takır takır? Seninki mi o? Hı. Ne diyor? Aman be abla, her zamanki şeyler işte. Bak kızım, bu erkek milletine fazla yüz vermeyeceksin. Bunların sağ solu belli olmaz, tepene çıkıverirler vallahi. Bak ben Gökhan abine verdim, verdim. Şimdi herifi eve sokamıyorum. Olsun be abla. Kurulu bir düzenim var en azından. Hmm. Sen gel ablanın sözünü dinle.
Azıcık ağırdan sat kendini. Sonra görürsün gününü. Ay canım benim. Bak 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 nasıl da gerdan kırarmış canım. Şu kalçalara bak. Dayanamıyorum ben de oynayacağım. Yapma Gökhan. Ya yapma istemiyorum. Olur mu kız? 5 dakikada hallederiz işi. Bilirim ben senin 5 dakikanı. Artık istemiyor musun sen beni bakayım? Ha? İstemiyorsun beni. Ya bırak canımı acıtıyorsun. Hiç bakayım şöyle. Canım benim. Canım mı ya? Kayınçom açmış yine şarabını, selam veriyor bana. Kayınçom açmış yine şarabını, selam veriyor bana. Kayınçom yakmış yine mangalını, selam veriyor bana. Kayınçom yakmış yine mangalını, selam veriyor bana. Mangalın üstünde gövdeler, mangalın üstünde gövdeler. Kayınçom şarabın ismini acele ver. Kayınçom şarabın ismini acele ver. Çok içme kayınçom, bırak artık kahveti. Verdiksen ver artık aynı köfteyi. Çok içme kayınçom, bırak artık kahveti. Vereceksen ver artık aynı köfteyi. Ortada yoktun. Kim bilir gene nerelerdeydin. Karıcığım. Necla'cığım. Bayi toplantısı vardı, oraya gittik. Sen tekel bayi misin? Yoksa yeni rakının genel müdürü müsün gerizekalı? Necio. Bana Necio deme. Bana Necio deme. Akşam akşam delirtme adamı moloz karı. Bana bak. Bana bak, bir de utanmadan üstüne çıkmaya çalışıyorsun. Parçalarım vallahi seni. Ağzını yüzünü yırtarım seni. Başkomiserim, efendim bir kapkaç hadisesiyle karşılaştım. Kayıtsız kalamadım. İyi ettim, otur. Bu operasyonda beraber çalışmanızı istiyorum. Yücel, sen bu operasyonun başındaki adamsın. Sinem, sen de ona yardım edeceksin. Peki efendim. Yücel'le aynı yetkilere sahipsin. Şimdi başkomiserim, Sinem'in operasyon tecrübesi olmadığından işi riske atmayalım. Riske atmıyoruz zaten. Ama onun da yetkileri aynı. İşte o yüzden beraber çalışıyorsunuz. Ha, efendim ben hiç anlamıyorum. Sen anladın mı Sinem?
Ben anladım başkomiserim. Daha önce dinleme yaptın mı? Dinleme yapman için seri pratik olman ve sezgilerini kullanman lazım. Okuldayken teknik takip dersleri almıştım. Sertifikam da var. Ama o teori. Önemli olan pratik. Bak şimdi. Telekulak sırlar dünyasına açılan bir kapıdır. Önce en zayıf halkayı bulursun. Sonra dinledikçe o halkalardan bir zincir yaparsın. Sonra pat. Çete çöker. Vay! Yakışıklı abim. Nasıl gidiyor dinleme işleri? İyidir Reca, iyidir. Ben de şimdi yeni asistanıma bundan bahsediyordum. Gerekli imzalar tamam savcılıktan da onayı aldığımız zaman dinlemelere başlayabiliriz. Daha önceki dinlemelere dair bir şey var mı dosyada? Daha önceki dinlemeler derken? Evet, güzel. O zaman başlayalım. Yaz. 0212 259 0922. Senin ev, senin. Ne yazıyorsun? Alo, Salih. Adam gibi temiz alan dükkanın önünü dans edip durma Totoş. Uğur Dündar görse ağzımıza sıçar vallahi. O izmaritleri de al oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Salih Usta. Biz bunun gramajından buluyoruz bu ustacığım yolumuzu zaten. Çok büyük yapıyorsun. 300 gram. Ne? 300 gram mı? 300 gram çok abi. Bunu al 280 yap. Bu sıcakta millete hamur yedirmeyelim ya. Hastasıyız dede. Of. Şu işi bir patlattın mı var ya. Asıl o zaman görünmenisiz. Kabroyu yiyecektik mi altımıza? Spor bir şekilde böyle marşada basarız yanımızda manitalar. Hastasıyız dede. Bugün ekmek camiasının en güzel ekmeklerini biz yapacağız evvelallah. Gerek susamlı, gerek kepekli, gerek çavdarlı. Lokman, ver oğlum müziği. Ver odunu Salih Usta. Yansın ortalık anasını satayım. Ne yapıyorsun lan? Gözlüklü şirin. İki ekmek ver. Lütfen ama birazcık kibar ol yani değil mi? Lütfen. Babam iki ekmek istedi. 2 lira ver. Para yoksa ekmek ver. Allah Allah. Para yoksa ekmek de yok koçum. Babam o puşta para verme dedi. Ne diyorsun lan sen? Sen bizden aldığın paraları karılara yediriyor musun? Bütün mahalle senin ne işler çevirdiğini biliyor Allah. Lan yürü git lan buradan. Eşoğlu eşek seni. Kafanı gözünü kıçını başını kırarım lan. Ne diyorsun sen Totoş? Ekmeğimi versen lan çakal. Vermiyorum lan zorla mı? Sana ekmek pek yok. Yürü git. Görüşürüz canım. Öptüm canım. Tövbe tövbe estağfurullah. Lan camı kırdı. Lan. Ne oluyor lan? Lan seni var ya melek. Ha, camı kırdı. Abi. Ne bakıyorsun? Ne abisi? Allah'ım ya Rabbim neredesin lan? Senin babanın şarap çanağına tüküreyim lan ben. Şerefsiz. Köfte ne oldu oğlum? Arap sabunu gibi köpürmüşsün. Sorma be kanka ya. Sabah sabah tilt etti beni piç kuş. Hayır o bir şey değil. Kafamı açtı bir de. Sen ne yapıyorsun oğlum? Tamam sakin ol sakin ol. Gel zaten benim de canım sıkkın bir çay ısmarlayayım sana. Of of gel hafız. Hayırdır be kanka sana ne oldu ya?
sorma be abicim ya. Sabah burada çalışıyoruz. İçeri kim girdi dersin? Kim kanka? Şimdi sıçtık işte. Vay! Delpiyor Hikmet kardeşim benim. Bahattin Agam hoş geldin. Bayramda gel lan. İnşallah efendim. Oğlum senin Bahattin Agay'la ne işin olur lan? Dur hacım, gargaraya getirme, anlatıyorum ya. Oğlum iki çay söyleyin lan bize. Geçen ay bir cuma öyle güzel bir namaz oldu ki. Cami nasıl biliyor musun? Hınca hınç kalabalık, saflar hiç olmadığı kadar düzgün, hiç olmadığı kadar yol. Hoca öyle güzel bir hutbe okudu ki. Bütün cemaat gözyaşlarına boğulduk. Bak hatırladıkça hala tüylerim diken diken olur. Bize dostluğu anlattı, paylaşmayı anlattı, şefkati anlattı. Cami çıkışı, arkamdan bir ses. Döndüm, kim dersin? Bahattin Aga mı? Şerefsiz Metin! Ah siktir, nerelerdeymiş lan o tutuş? Dur be hacım, sen de her lafın içindesin, dur. Nerede kaldı lan bizim çaylar? Allah kabul etsin Hikmet'i. Metin! Canım kardeşim benim, nerelerdesin ya? Metin'im nerelerdesin, sen uzun zamandır gözükmüyorsun. Bıraktım antin kontin işleri. Oh maşallah. Tevbe ettim kardeşim. Vallahi gül cemaline nur inmiş. Gel o mübarek sakallı bir yüzüme süreyim. Canım kardeşim benim ya. Hikmet bildiğin gibi değil. Çok değiştim kardeşim. Değişerek geliştim. Bir dükkan açmaya düşünüyoruz. Oh hayırlı olsun kardeşim. İnşallah kardeşim, Allah utandırmasın. Hacı malzemelere satan bir dükkan olacak. Oo maşallah maşallah. Tabii bakalım. Tabii şimdi mal alacağım adamlar benden haliyle şimdi teminat bekliyorlar. Doğrudur. Ben de düşündüm, taşındım. Hikmet kardeşin dedim, beni kırmaz. Bana bir hatır çeki yazar. Metin'im kaç para lazım tam olarak? Yazdın mı lan çeki? Elim kırılsaydı da o şerefsize yazmasaydım. Tövbe estağfurullah ya. Allah ne versin, Hikmet versin. Şuraya bak ya. Süreyim senin sakalıma. Çek, 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 çek. Namı da kaşındırıyor ya. Anasını satayım. Kanka, sonra ne oldu? Benim ne oldu Necmi? Ulan at köftesi, bir sus, anlatıyoruz. Ben en çok kimleri severim biliyor musun Hikmet? Kimleri abi? Hatır çeki kesenleri ve hatır çeki kesip onları verenleri. Hele bir de o çeklerin vakti zamanı gelmiş ise, oh, yeme de yanında yat. Bahattin Agam, vallahi Metin arayacak bugün. Biz ödemeyi yapmayı düşünüyorduk. Yani ben en iyisi Metin'i bir arayayım abicim. Saniye. Al buradan hadi. Her yere sınırsız tarife. Amanın kırmızı geldi. Çalıyor abi. Metin kardeşim. El Piero. Zarif hareketlerle. Şut. Abi şu an aradığımız kişiye ulaşamıyormuşuz. Ne demişler Hikmetçim? Kefaletin sonu sefalettir. Minik. Oynat filmi. Ne filmi abi? Macera, heyecan. Senin anlayacağın avantür. Nasıl yanır ama. Çıtır 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 çıtır. Abi har ateşte yakmışsınız adamı ya. Bu filmi ben çektim, ben yazdım, ben yönettim. Prodüktör de benim lan. Elinize sağlık abi, çok güzel olmuş. Bir film beğenilirse ne olur kardeş? Ne olur abi? İkincisi çekilir. Hikmet kardeş, sana 2 gün mühlet. Ya paramı getirirsin, yahut da filmin devamında başrolü sen oynarsın. Anladım abicim. Hiç merak etmeyin, ben mesajı aldım. Rahat olun, halledeceğim onu ben. Eyvallah abi. Lan bu adamlar bizim götümüze motorun döküp yakarlar ya. Allah'ım ya, Allah! Oh! Bir bardak su verin lan bana. Ne bakıyorsun oğlum? Su versene lan bir bardak bana. İşine bak lan. Sen de işine bak. Vay be kankam.
sen gerçekten uçmuşsun be oğlum. Bir şey söyleyeyim mi sana? O 30 bin lirayı da bulamazsan kariyerine öbür dünyada devam edeceksin ha. Del Piero. Köfte, sen benimle maytap mı geçiyorsun abicim? Estağfurullah be kankacığım. Ama bak, benden sana bir dost tavsiyesi. Biliyorum bu taraklarda bizim yok ama kanka, bir çizik gogo çek, derdin tasan kalmaz şerefsizim bak. Ya ben diyorum Ankara, sen diyorsun götüm kara ya. Oğlum sakla şunu, ne yapıyorsun ya? Oğlum ne yapalım be? Elimizde olsa 30 bin lira çıkartacağız, trak diye vereceğiz ama elimizde olan malzeme bu lan. Onu da çıkarıp sana veriyoruz be, kıymetini bil Totoş. Lan sok cebine şunu, sok. Dükkanıma getirme diyorum böyle şeylerin, bereketini kaçıracaksın ya. Sakın bırakma onu bana, sakın. İyilik yapan da zaten kapı. Ne var lan muhasebeci? Alo köfteciğim, iyi dinliyorsun. Çarşamba saat 8:30 Baba İt'teyiz. Baba İt mi? Evet yavrucuğum, Baba İt'teyiz, hadi işim çok, hadi. Öpenzi yavrum. Yoruldum. Servet. Evet efendim. Servet kardeş, canımın içi. Adam bey. Bak şimdi eğer yanlışsa hayır efendim, öyle değil de uyar beni, tamam mı? Estağfurullah. Ama eğer gerçekse de evet efendim deyip devam edelim, tamam mı? Tamam, muhakkak. Ha, otur bakayım sen şöyle. Otur, otur. Servetçim, biz 300 milyar vergi mi ödeyeceğiz kardeşim ha? Evet, aşağı yukarı. Bize ne verecekler? Madalya mı takacaklar Servetçim ha? Daha neler? Bak şimdi Servetçim, para ne demektir? Para eşittir. Nedir eşittir? Şeydir yani genel olarak. Ha, değil mi? Şeydir. Güç. Güç. Para eşittir güç. Tabii tabii. Bak şimdi ben sana bir hikaye anlatayım şimdi. Ondan yıllar önce tabii. Böyle. Vay anasını satayım ulan, ne günler be. Değil mi? Ne gülüyorsun lan? Anlatmadım ki zevzek. Yani siz anlatayım deyince böyle içten böyle bir şeysi oldu insan. Şerefsize bak. Bir de her şeyi açık açık itiraf ediyor. Şişt, yere döküyorsun. Uzun lafın kısası şu. Eğer o 300 milyar bana girerse... ben de sana girerim Servet. Duydun mu? Servet, bu işi hallet. Gel, gir gir. Gel, gel gir. Servet seni bekliyor. Aha gir. Efendim Servet, ne dedin? Tamam o iş, tamam. Şimdi mahkeme bizim bütün bu dinlediklerimizi deli olarak kabul edecek mi? Sinemciğim, o işler o kadar kolay olsaydı sokakta adam kalmazdı. Suçüstü yapmamız lazım. Ya istemiyordum Pelin. Aşkım. Aşkım. Servet, onu açmam lazım. Bakma. Açmam bakma. Lazım. Bırak. Tut kulağına tut. Alo. Gökhan neredesin lan? 5 dakikaya geliyorum yazmışsın. 1 saattir yoksun. Servet. Servet geliyorum. Geliyorum kardeşim. 5 dakikaya geliyor Servet. Geliyorum. Servet, derdin ne senin? İyi dinle beni. Bundan sonra hareketlerine çok dikkat et. Ne oldu? Necla bir şey mi öğrendi yoksa? Fatma. Fatma? Fatma. Abi. Dün gece oturuyoruz yengenle. Aile yemeği. Yavrum. Güzel karım benim. Bak anlatamıyorum ben sana ya. Ben kaç yıldır bu işi yapıyorum. Devletime, milletime, vatanıma bir kere bile yanlış yapmadım ben be. Bir kere bile. Yapmadın da ne oldu? Götün metrekare evde oturuyoruz. Bak Mümtazlara daha modada yeni teraslı ev almışlar. Ya Mümtaz haysiyetsiz bir kişi. Mümtaz şerefsiz bir kişi. Şerefsiz. Ben de mi şerefsiz olayım?
Şerefsiz falan değil efendim. Şerefsiz falan değil. Adam işi kitabına uyduruyor. Sen de bir kere şeytana uysan ne olacak? Ya ben tüy bitmemiş yetim hakkı yemem. Ben bıktım bu yetimin kılından tüyünden be. 5 yıldır anamı ağlattın elin kılsız çocukları yüzünden. Ben devletimle 300.000 lira vergi kaçırmam. Ne münasebet. Devletten kaçırmayacaksın ki. O şerefsiz patronundan kaçıracaksın. Ha. Oldu ol ha. Gel gel aha patron burada. Sen deli misin kızım? Patronu tanımıyor musun? Yakalarsa beni yakar yakar. Öyle öküz gibi ateşe elersen yanarsın tabii. Ateşi maşayla tutacaksın. Salak kocam benim. Yaklaş bakayım. Yaklaş. O benim minnoşum. Tatlışkom. Ha. Bu şirketin internet hesaplarını benim minnoşum yönlendirmiyor mu? Ha? Evet değil mi? Aha. Evet. Evet desene Servet. Evet işte ben evet. Tamam bir sorun çıkarsa internet korsanları yapmış diyeceksin. Der miyim? Dersin. Denir mi? Denir. Hadi çıkar. Aa. Çıkar. Akşam şimdi ha? Çıkar. Böyle orta yere lak diye ha? Lak diye. Çıkar. Hadi. Lak. Canım kocam benim. Aslanım. Fatma. Seni çok seviyorum bir tanem. Servet, sen benden ne istiyorsun şimdi? Kardeşim ne var bu kağıtta ha? Hesap numarası, internet şifresi. Evet, bizim şirketin. Kardeşim şimdi şöyle yapıyoruz bak. Ben seni arıyorum. Sen gece internete giriyorsun. Şifreler orada. Bizim şirketten kendi hesabına 300.000 lira indiriyorsun. Ondan sonra o parayı kırışıyoruz ve kaçıyoruz. Nereye kaçıyoruz mesela? İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya. Rusya! Evet. Litvanya, Letonya, Ukrayna, Romanya. Hadi lan kafayı mı yedin sen be? Lan delikanlı gibi cevap ver be. Ha var mısın yok musun? Kayınçom açmış yine şarabını selam veriyor bana. Kayınçom açmış yine şarabını selam veriyor bana. Kayınçom rahmetli dedem hep İndiremeyeceğin eşe dama çıkarma derdi. Ben çıkardım. Bir daha da indiremedim. Ya tamam Adem abi biliyorum. Salağım ben. Kesmeyecektim o çeki abicim. Ama insanlık öldü mü Adem abi? Tamam abi oldu. İyi akşamlar. Tamam abicim tamam. Ya tamam canım kardeşim ben de biliyorum 30.000 liranın asfer olmadığını. Ya yemin billah ediyorum bir ay içinde vereceğim söz ya. Mükerrem teyze. Evet ya. Oğlum karnım acıktı benim. Bana Kürt böreği 2 porsiyon bol pudra şekerli. Tamam usta. Mükerrem teyze. Nasılsın? Annem hastanede kanser oldu. Çıkartamıyoruz. Bir 30.000 lira bana borç verebilir misiniz acaba? Ha? Sizde mi yok? Ne yapalım artık? Rehin bırakırız biz de. Oldu teyzeciğim. Oldu. İyi geceler. Annem boşuna orospu mükerrem demiyor buna ya. Ya oğlum ben bu kadar koyu ayran içmiyorum ki. Sulandırın lan şunu biraz. Of of. Of Allah'ım yarabbim ya. Oh. Ulan bol koy dedim bunun pudra şekerini be abicim ya. Oho. Oğlum bu börekçi nasıl bantlamış lan bunu? Açılmıyor. Hah. Of 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 of. Ay ay canını yediğimi. Canını yediğimi. Mm.
Lazım. Otobüse binmem lazım. Kaçta geliyor lan bu otobüs? Otobüs gidiyor mu? Gidiyor. Sağdan yavaş yavaş gidiyor. Kadıköy mü? Yok, taksi. Allah! Ben de geliyorum lan taksime. Bir dakika, Akbil bassana. Akbil. Akbil'im nerede lan? İneyim ben en iyisi. Buldum. Travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort. Ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın nesin? İn aşağıya. Ben basıyorum. Hadi in aşağıya. Abicim in. İnmeyeyim ya. Hadi, geleyim, hadi taksime kadar. Hadi geleyim. Kardeşim manyak mısın? Geleyim mısın? Abicim. Hadi! Bak aklım oraya. Şoför amca! Kapım kafana sıkıştı! Necmi! Necmi! Ne oldu Hikmet abi? Yok lan, Necmi nerede lan? Vallahi bilmiyorum abi, yarım saat önce çıktı, nereye gittiğini söylemedi. Ne yapacağım ben şimdi? Hayrola abi, bir şey mi var? Yok bir şey lan, yok bir şey! Tamam abi, bağırma ya. Ulan fırıncı! Yani baktın abicim, yüksek müsaadele sığınarak telefona bakabilir miyim abi? Bak. Ne var lan Hikmet? Necmi! Ne yapacağım lan ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Neyi ne yapacaksın oğlum? Oğlum bana bir dalga bırakmıştın ya, yedin lan ben onu. Ya ne dalgası kanka? Oğlum tezgahın üstüne o mereti bırakmıştın ya. Ben böreğin üstüne serpip yedim oğlum onu. Çok fenayım Necmi, çok fenayım. İçim içime sığmıyor lan. Tamam tamam, dur şimdi. Sen şimdi bak, gidiyorsun benim ofise, tamam mı? Kapıdan içeri giriyorsun ya. Kapının yanındaki kasanın, karşısındaki masanın, yanındaki komedinin alt çekmecesini açıyorsun oğlum, tamam. Orada bir kolonya şişesi var. Heh. Onu sen kolonya şişesini al, böyle eline sür, burnuna götür, böyle kokla mokla, açılırsın oğlum, kendine gelirsin, tamam. Ne anlatıyorsun sen be? Ne masası, ne kasası be? Tamam. Lokman kaybol lan sen. Tamam abi. Nerede? Nerede bu?
Masa dede. Masa. Masa. Masanın yanındaki kasanın anasının amanın. Ulan. Ulan iblisin tozları. Yaktınız lan beni Necmi. Nasıl yanıyor ama? Çıtır 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 çıtır. Bahattin abicim, vallahi de billahi de bak, iki gözüm önüme aksın, ekmek kuran çarpsın ki o malın bir gramına bile dokunmadım bu sefer. Necmi, ben sana malı niye veriyorum Necmi? Müşteriye götüresin diye. Ama son seferkinde eksikler çıktı Necmi. Tamam, burun hakkı veriyoruz. Ama işin bokunu çıkardınız Necmi. Bir daha olmasın lan. Yarın malı tertemiz teslim et. Tamamdır abi. Baba Yiğit uygun mudur? Uygundur. Tamam. Annem! Yapma evladım, yapma. Bismillahirrahmanirrahim ya. Evladım, yavrum. Bak, kartalı öldüren kendi tüylerinden yapılma oktur. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan bana? Yavrucuğum, temiz bir vicdan kadar yumuşak bir yastık yoktur. Bak, bu işin sonu... Bu işin sonu nedir amcacığım? Buraya kadar geldin, söyle madem hepsini ya. Boktur. Oo, biliyordum. Böyle bir şey olduğunu biliyordum ben. Ne yapmış? Beş tane hoca. Allah senden razı olsun. Amcacığım, mübarek adamsın. Çok teşekkür ederim beş tane hoca. Oğlum, sen bu olaylara karışma ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam nur yüzlü kardeşim. Bestami Hoca müsait mi? Hayırdır? Bir şey konuşacağım onunla, çok önemli bir şey. Geç içeride. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Selamünaleyküm. Sohbetinizi böldüm. Destur var mı hocam? Estağfurullah, gel bakalım. Hocam sağ ol. Hocam, ben bir sıkıntıya düştüm, siz çözersiniz diye düşündüm. Değil. Bir arkadaşa borç para verdim. O geri ödemesini yapmadı, cezası bana kesildi. Ya işte hep böyle oluyor çocuklar. Allah için yapılan iyilik her zaman iyilikle sonuçlanmayabiliyor. Peki bu durumda ne yapacağız? İyilik yapmaktan vaz mı geçeceğiz çocuklar? Hayır, devam, devam, devam. Ya öyle diyorsunuz da hocam, mafya peşimde ya. Kimmiş o mafya be? Bahattin Aga hocam, eğer parayı ödemezsen beni kıtır kıtır keseceklermiş ya. Tövbe estağfurullah, ben bir de şeytana uydum. Bir günah işledim hocam. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ah. Evet. Şimdi anladım. Beni Hikmet'le biraz baş başa bırakın bakalım. Yavrum. Biz burada gençlere ders veriyoruz. Sen de biliyorsun. Üç beyazdan uzak duracaksınız diyoruz. Uyuşturucu, alkol, zina. Üç beyaz bu diyorsunuz hocam yani. E tabii oğlum, bana bak Del Piero. Sakın buna el sürmüş olmayasın. Tövbe haşa, el sürer miyim ama bir yanlışlık oldu hocam. Tadına bakmış bulundum ya. Olmadı. Derhal eve gideceksin Hikmet. Derhal tövbe namazları kılacaksın. Tövbe istiğfar edeceksin. Sonra ben bakacağım. Eğer Allah'ım seni affettiyse bunları yüce ateşinde yakacağım. Tamam mı? Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Yalnız biliyorsunuz cemaate epey bir faydam dokundu. Yani çok sıkıntıdayım. Allah rızası için bana bir 30 bin lira borç verirseniz geri ödemesini yapacağım. Allah için hocam. Ben o zaman izninizi isteyeyim hocam. Hayırlı geceler canım kardeşim. Efendim bu sefer turnayı gözünden vurdum.
İzninizle soruşturmayı derinleştirmek istiyorum. Emin misin Yücel? Bu da travesti operasyonu gibi olmasın? Travesti mi? Hadi. Eller böyle, kimse kıpırdamasın. Lan Aynur, karşıma hep böyle yakışıklı polis çıksa ömür boyu kıpırdama. Ay ne güzel olur vallahi kız. Tabii ki eminim efendim. Takip ettiğimiz muhasebeci çete üyesi çıktı. Çete üyesi mi? Ne çetesi? Yeni bir örgüt. İsmi Baba Yiğit. Sen ne diyorsun Sinem? Yücel komiserim biraz böyle sezgileriyle hareket ediyor efendim. Ama efendim, sezgiler çok önemlidir. Öyle değil mi? Evet, ben de bu yüzden Yücel komiserimi destekliyorum. Çetenin üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum efendim. Neden? Neden mi? Çünkü bu gece büyük bir buluşma var. Teknik takipten çıkan sonuç bu. Efendim, çetenin tamamı bu gece bir araya gelecek. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. İzin verin, gidip çeteyi çökerteyim. Yani işte, çökertelim. Bak Yüce, eğer bu operasyonda da başarısız olursan... ...senin ağzına... ...düdük verir, Mecidiyeköy'e trafik polisi yaparım. İyi, pazara mı gidiyorsun? Ay ne pazarı ayol? Biz Servet'le öyle uzun bir tatile çıkıyoruz. Ben de öyle gittim kendime mayokine aldım. Yokine aldım. Öyle işte eve bırakacağım. Bak sen nereye gidiyorsunuz? Vallahi daha karar vermedik. Hani ben Mayarko diyorum. Servet illa Fenedik diyor. O tarz yerler yani. Kız kocam banka mı soydu? Ay ne sen çok komik kızım. Ne bankası be? Hadi gidiyorum ben, görüşürüz sonra. Ya Gökhan, çıldırtma lan adamı. Anlat. İşlem tamam mı? Çok moralim bozuk kardeş. Başlatma lan moralinden. Anlatsana oğlum Gökhan. Necla ile bozuştuk. Vah vah. Bize ne senin karınla ilişkinden be? İşlem tamam mı? Ondan bahset. Ya yenge, niye üstüme geliyorsun ya? Şimdi akşam oturduk böyle, yemek yiyoruz. Akşam delirtme adamı. Muluz! Bana bak, bir de üstüne çıkmaya çalışma. Parçalarım senin ağzını yüzünü ha. Parçalarım. Delirttin beni. Manyak karı. Kaç vur, gel buraya. Yavaş ya. Gel artık sen. Hüseyin abi. Dur. Hüseyin abi, kafasını patlatacağım. Ya, neyi patlatıyorsun be? Boşayacağım. Neyce o? Allah kahretsin. Tamam. Sen evine git, ben konuşurum Serhat'la. Tamam. Sen necir içeri ne yapıyorsun hala ya? Gökhan, onu geç. Asıl mevzuya gel. Yenge, asıl mevzu bu değil zaten. Servetciğim bak şimdi. Gökhan'cığım, bak, evlilik kale gibidir. Dışarıdakiler içeri girmeye çalışır, içeridekiler dışarı çıkmaya çalışır. Anladın mı? Mahalleyi öldüğünden beri çok özlüyorum ya. Hakikaten, Allah rahmet eylesin Muhalle abla, çok erken... Ne kalesi, ne muhallası be? İşlem tamam mı? Anlatsana. Muhalla derken Servet aradı beni. İşlemi yap dedi. Yaptın mı? Hüseyin abinin bilgisayarından yaptım. Hüseyin abiye bir şey demedin değil mi? Ya yenge saçmalama. Ev hanımı mıyım ben ya, dedikodu yapacağım. Paralar hesaba geçti. İşlem tamam. 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 Ne oldu lan? Gökhan, ne oldu oğlum? Basmanlı isterim. Tamam. Afiyet olsun Gökhan'cığım. Sağ ol abi. Sen oyun mu oynuyorsun? Yok ya, su faturasını yatırmayı unutmuşum da. Onu yatırıyordum. Stuttgart. Efendim abi? Almanya'dan da yol aradı. Stuttgart maçı kesin kazanacakmış. Arabanı sat, evini sat. Ne kadar malın varsa yatır Stuttgart'ta dedi. Ne diyorsun abi ya? 1-3 veriyor. 100 lira yatırdım, 300 lira alacağım. Haftalık rakı parası oğlum. Stuttgart, boru değil ya. Kaçtı mı maç? Yarım saat sonra falan. O zaman ben internetten oynayayım. Ama ne olur Necla'nın haberi olmasın, ağzıma sıçar. Yok, yanlış anlama da şimdi alkol. Ev hanım mıyız oğlum, biz dedikodu yapacağız. Servetciğim, yengeciğim, hesaptaki parayı aldım, şu tut kartı yatırdım.
6 maçtır kaybetmiyorlar. Düşünsenize. 300 bin veriyoruz. 900 binimiz oluyor. Oldu mu? Şu Stuttgart çok güzel başladı maça. İlk yarı attılar golü. 90 dakika 90 1-0 öndeyiz. Hesi 90+3. 900 bin avuçlarımızda. Hamburg bastırıyor, bizimkiler direniyor. Sonra... Sakın kaybettim deme. Vallahi hakemin imleli ya. O olimpiyat çocuğu Van Nistelrooy var ya. Attı kendini böyle... Attı kendini, hakem de çaldı diyor. Vallahi benim suçum yok. Gökhan, kardeşim benim. Güzel arkadaşım, senin ben amına koyayım. Asıl ben koyayım. Fatma! Sus, sana da koyayım. Allah belanı versin. Alkolik! Ulan ben sana bu yavşaklı iş yapılmaz demedim mi ha? Fatma. Demedim mi? Bak. Maalesef benim kaderim buydu. Her zaman son dakikada kaybetmek ve kadınlardan dayak yemek. Zeytin suyuna kuru ekmek. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Gider be. Buna da gider. Sakal, Sinem, bugün emniyet için ufak, bizim içinse büyük bir gün. Hadi bakalım, devlet hizmet bekler. Buyur hacı. Eyvallah. Senin takımın maçı varmış ha bu gece. Sinem, ses ver biraz. 17 maçtır yenilmiyorlar. Karşımıza hep böyle güçlü takımlar çıkarıyorlar. Ama sonuç hep aynı. Dere boyu siker bayıltır. Bak askerlerime, aslan bunlar, aslan. Bahattin abi, maç nerede bu akşam? Baba Yiğit'te. Maç kimleymiş bu akşam? Deli Recep'in adamları. 12 maçtır gelene geçene geçiriyorlar. O yüzden bahisler çok yüksek. Benden bir 100 bin çalışır. Ama ilk yarı sonucunu oynarım ona göre. İstihare sonucu o kadarına izin veriyor. Ne yapayım? Adnan, sen bu işlere soğuk duruyorsun Adnan. Bu sefer gir bu işe Adnan. Bahattin abi, benim işim hesap kitap işi. Şimdi ben maç sonucuna 300 bin koysam, sonunda ne alırım? Maçı kaybedersek babayı alırsın. Ama kazanırsan 600 alırsın Adnan. 600 bin? Ben bugüne kadar 3 milyon kazandım Adnan. 3 milyon. Hacım, peki bu çocuklar yollarını buluyorlar mı bu işten? Ah be hacım be, ah be hacım be. Küçük insanların kafasına büyük mevzuları sokmayacaksın hacı. Tabii 300-500 götürüyorlar. Zaten bu mevzuyu kaptanlar kendi arasında hallediyor. Yoksa bu kadar büyük bahisleri bilseler sahaya çıkıp hiç böyle top oynarlar mı hacı? Ya Bahattin abi, iyi diyorsun, hoş diyorsun da ya uyanırlarsa? Geçme namert köprüsünden, uyandırma vakvakları. Halı sahaya çam diktim, git topla kozalakları. Çok sana söylediğim gibi basit bir bahis çetesi bunlar. Ya Sinem, duymadın mı? Bak, askerlerim diyor. Sonra 17 diyor. Hiç düşündün mü niye 17? 17 maçtır kaybetmiyorlar çünkü bunlar. Yanlış. Bence bu bir şifre. Neyin şifresi? Darbe. Darbe tarihi. Ya Sinem, anlasana. Dere boyu diyor. Çam diyor. Kozalak diyor. Ve en önemlisi vak vak diyor. Vak vak? Vak vak diyor. Vak vak. Ve bütün bunların kesiştiği en önemli nokta. Baba Yiğit. Yüce abi, bir şey söyleyeceğim. Sen biraz böyle kafayı yedin mi? Ha? Bütün ihtimalleri düşünüyorum. Hepsi bu. Fazla düşünme bence Yücel. En son ne zaman ağladın Sinem? Şimdi. Geldi. Hastasıyız dede. Neredesin lan köfte?
Allah'ıma yakışıklısın ha. Geç oğlum yerine sen. Sizin ne işiniz var lan burada? Lavuklar. Zımbaysan zımbalığını bil. Hadi oğlum işimize bakalım şimdi. İşimiz de bizim teslimat. Kamera. Ateş! Ahdin abi gözünü seveyim ben almadım abi. Vallahi billahi ben çalmadım abi. Çalmışlar mı abicim? Vallahi almışlar. Ben bir şey yapmadım abi. Ben içmedim abi. Vallahi yemin ederim. Fırıncı. Ulan fırıncı. Yılın filmi olacak bu. Ahdin abi yakma. Yanıyorum abi. Vallahi yanıyorum ya. Ahdin abi yakma beni. Ya ben yanacak adam mıyım abi? Geç mi? Ulan ben adam mıyım be abi? Yakma gözünü seveyim. Geç mi? Lan geç mi? Lan Lokman! Abi! Nerede lan? Nerede benim paket? Nerede lan paketleri? Nerede lan? Nerede? Nerede lan? Abi vurma abi ya. Ne paket abi ya? Ben senin paketlerini niye alayım abi ya? Öldürürüm lan seni. Döve döve öldürürüm Lokman. Nerede lan benim paketleri? Abi bacaklarıma vurma. Akşam amaç var abi ya. Ulan abi ya. Bacağına da sıçarım şimdi. Paketler nerede lan paketler? Bacağım kırıldı abi. Lokman söyle. Seni var ya öldürürüm Lokman. Paketler nerede? Vallahi bilmiyorum abi. Ne paketi abi ya? Ulan Lokman. Öldürürüm seni lan. Abi dün gece Hikmet abi geldi ya. Belki o almıştır abi bacağım. Abi. Hikmet. Ulan Hikmet. Ulan Hikmet. Ulan Hikmet. Hikmet. Ulan merhaba çocuklar, bu akşam size yeni bir öyküm var. Dilim sürçerse kusura bakmayın, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Diyeceğim o ki kişi yetinmeli, yaşam dediğin kısacık bir çizgi. Namus, şeref, onur hepsi güzel ama en önemlisi helal alın teri. Kaz görünür dersen, kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen, bu kafayla bir baldaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kazma. Allah, bu dünyada yatacak yerim yok. Günahlarımı affeyle ya Rabbi. Yer aç yanına geliyorum. Eşhedü en la. Hikmet! Hikmet! Hikmet açsana lan! Güzel Rabbim! Allah'ım Hikmet, sana çok şükür ya Rabbim! Aç lan! Şu kulunu acıdın. Bana Azrail'i gönderdin. Allah'ım sana çok şükür. Hikmet! Hikmet! Öldürürüm lan seni! Manyak! Açsana onu! Canım kardeşim. Hikmet! Nerede lan paketler? Ne yaptın lan? Konuş! Konuş sana lan! Konuş! Nerede paketler? Sık lan kardeşim! Hala nefes alıyorum! Sık! Ben yapamadım! Sen yap lan! Sık ulan! Ulan sen nasıl bir manyaksın Hikmet? Sık sana canım kardeşim! Öldür beni ya! Öldür! Yürü git lan! Yürü git lan! Manyak yeri! Paketlerim nerede? Onu söyle bana! Söylesem öldürecek misin lan? Ulan madem söyleyeceksin, niye öldüreyim lan seni? Geri zekalı herif! O zaman söylemem. Seni geberteceğim lan! Seni geberteceğim! Söyle çabuk nerede? Bestami Hoca'ya verdim. Bestami Hoca'da sık sık lan! Sık ulan! Niye sıkmıyorsun lan? Öldür sen lan beni, öldür! Allah belanı versin Hikmet. Allah belanı versin senin Hikmet. Bela okuma lan, bu evde bela okuma. Selamın kavra ya. Selamın kavra ya. Lan! Lan! Düzgün otur lan. Hı. Hık
Hadi bakalım, hadi iyisiniz gene. Mallar sağ salim bende çocuklar. Merak etmeyin. Hocam hayırdır, hani yakıyordunuz o Meret'i? Yavrucuğum, bizim olacakları önceden görmek gibi bir kabiliyetimiz olduğu için önlemimizi önceden alırız çocuğum. Eyvallah hocam. Ne eyvallah lan? Hoca efendi, şimdi efendim, tamam bu sığır bir hıyarlık yapmış da... Yani bu mevzuyu fazla uzatmasak, biz o paketleri bir alsak, inceden yürüsek gitsek ha? Almadan vermek Allah'a mahsustur yavrucuğum. Nasıl yani hocam? Ben dün gece bir istihareye yattım çocuklar. Rüyamda ne görsem beğenirsiniz. Siz halı sahada top oynuyorsunuz. Aman ya Rabbim, onlar ne paslar, onlar ne şütler, onlar ne goller yavrum. Ah benim güzel çocuklarım. Sabahleyin uyanır uyanmaz dedim ki Allah'ım sana adam olsun. Bu çocuklar ilk yarıyı kazansınlar. Bir şeyler vereceğim işte dedim yahu. Ya hocam, bu mevzuların bizim bu paketlerle ne alakası var ya? Yavrum, ilk yarıyı önde bitirin, gerisini merak etmeyin. Sen benden malı alırsın. Ayrıca Bahattin'e karşı da kefiliniz ben olacağım inşallah yavrum. Sağ olun hocam, eyvallah da. Yani siz nasıl bir insan çıktınız efendim? Yani bizim maçın ilk yarısıyla bu mevzuların ne alakası var, ben tam olarak anlayamadım. Hikmet yavrum, bu suali bu çocuk sorsa anlayışla karşılayacağım da... senin suratında bir çuval sakal var. Artık adaya sana ben mi anlatayım çocuğum ya? Tövbe haşa efendim, gayet iyi anlıyorum ben, anladım efendim. Niye anladın aman okuyayım? Tamam, anlatacağım sonra. Biz izninizi isteyelim efendim. Selamun aleyküm. Görüşmek üzere. Umurlar olsun. Gel oğlum gel. Anladım ben hocam, anladım. Ya Hikmet, sen ne saf adamsın ya. Ulan böyle çakallara yüz veriyorsunuz. Herifler ondan sonra tepemize çıkıyor ya. Bak hacım, tövbe de. Vallahi çarpılırsın, tövbe de ha. Ya ne tövbesi Hikmet? Görmüyor musun lan adamı? Yalandan istihareye yattım, mistihareye yattım diyor. Alttan her türlü dümeni çeviriyor. Ulan tipinde mi eminet yok adamın? Anlamıyor musun be? Ya lafa lupa konuşma benimle ya. Yürü git ya. Yürü Hikmet, yürü! Gel gel gel. Hayırdır Adnan Bey? Servet, sende zamparalık falan var mı aslanım? Hayır Ayfer, hiç kesinlikle olmaz. Ha. Peki alkol, uyuşturucu bağımlılığı falan? Ağzıma sürmem yemin ederim. Ha. Peki benden çaldığın paraları götüne mi sokacaktın hayvan? Aşk olsun Adnan Bey, çok ayıp. Yani beni buraya bunun için mi ya? Böyle küfür edip böyle kalbimi kırmak şeysinden mi yani? Burada bana kalkmış neler söylüyorsunuz yani? Ben şirketim için böyle canımı dişime takayım. Sabahtan şeysinden akşamın şeysine kadar şirketin muhasebesinde. Pazar pazar ben size konuyu mu anlatayım yani, keyfinizi kaçırayım? İnternet korsanları almış başını gidiyor. Şifreler havada uçuşuyor ve siz bana kalkmış... Teessüf ederim. Amına kodumun çocuğu! Allah! 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 Ulan atayım mı seni buradan ha? Bana martaval okuyorsun. Yarabbi! gokanyilmaz@gmail.com Kadıköy'de tek elci. Senin çocukluk arkadaşın. Her hafta sonu beraber top koşturuyor musunuz yavşak? Öldüreyim lan ben seni. Ha? Allah aşkına beni affedin ne olursunuz. Lütfen karım yüzünden, Fatma yüzünden olur. Fatma! Sıçtı ağzıma Fatma! Sıçtı ağzıma. Ulan kalk, kalk! Ulan sen ne yavşak verirsin ha? Ulan sen ne yavşak verirsin? İki dakika içinde karını da sattın. Hayvan ol hayvan. Ne yapayım ulan ben seni? Ne yapayım ulan? Öldüreyim mi lan ben seni? Öldüreyim mi ha? Allah aşkına. Allah aşkına canım, baş tembel ettim. Siz etmeyin ne olursunuz. Allah aşkına yalvarıyorum. Ben sana vereceğim. Ha? Ne? Sana son bir şans daha vereceğim. Verin efendim. Sen... sen kalecisin değil mi? Ha? Evet efendim, evet. Ha. Bak, ne yapıyorsun, ediyorsun? Bu akşamki maçta kesinlikle gol yemiyorsun aslanım. Ha? Gol yok. Gol?
Yok. Yemiyorum, yok. Bitti. Durdu mu lan? Durdurdum lan beni. Hı? Gol yok. Bakayım aslanım benim. Yapışağa bak ya. Ne kodumun çocuğu. Daha dünkü bok. Ne yaptığını zannediyorsun Servet? Hayatımda ilk defa zannetmiyorum. Yapıyorum. Nereye gidiyorsun? Kaçıyorum buradan. İster gel ister gelme. Kaçınca kurtulacağını zannediyorsun değil mi? Gerizekalı. Ayıp oluyor Fatma. Bok çukurun içine düşürdün beni. Şimdi oradan kurtulacağım. Nah kurtulursun. O herif cehennemin dibine bile girsen bulur seni. Ayrıca sen gül gibi karnı bırakıp nerelere gidiyorsun? Ne yapacak herifmişsin be? Fatma. Sümsük. Fatma. Rezil. Fatma. Erkek misin sen be? Fatma. Ne yapayım ben şimdi ya? Nerelere gideyim? Ne güzel kendi yağımızda kavruluyorduk. Bizim neyimize çakallarla dans. Fatma! Seni çok seviyor bir tanem. Canım kocam benim. Ver. Sen hep kendini olduğundan küçük görüyorsun. Kendinin farkında değilsin. Halbuki sende çok kamal var. Şimdi fark ettin mi? Evet. Servet, sen benim erkeğimsin. Kafana koydun mu her şeyi yaparsın. Yaparım değil mi? Yaparsın aşkım. Yaparsın aslanım. Bana bak. Bence en iyisi karşı takımla anlaşma. O şerefsiz sana golleri yemeyeceksin dedi ya. Kesin bu işten bir çıkarı var. Servet, anlasana. Başka dümenler dönüyor. Şike yapacaksın. Golleri yiyeceksin. Gol ye. 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 Ondan sonra paraları alıp beraber kaçacağız buradan aşkım. Fatma. Takım ne olacak? Siktir et takımı. Her koyun kendi bacağından ısılır. Bu muhasebeci biraz salak galiba. Vallahi salak malak. Örgütün sağ kolu olabilir. Nereden çıkardın şimdi örgütün sağ kolu olduğunu? Baksana ya adamın yaptığı işlere. Cesur adam. Gerçi ben de cesurumdur. Ama o illegal. Kankacım ya. Çırak dedik, bağrımıza bastık. Adam gibi dükkanı temizlemiyor ki lavuk. Sonra belediye bizi ceza kesecek biliyorsun. Hafızlar, Servet nerede kaldı ya? Ya işte onun biraz canı sıkkın. Hayrola? Ya hanımı çok üstüne gidiyor ya. Servet pırlanta gibi çocuk ama hanımı böyle bir değiştiriyor çocuğu ya. Abicim alayınızın sorunu bu ya. Vallahi bak karı işi adamı bitirir hacım, bitirir. Bakın bana manita yok, sıkıntı yok. Oh! Ne o kız? Bugün mesajlaşmıyor musunuz? Aranız mı açık? Akıllandım abla. Ardan satıyorum artık kendimi. Ha,
İyi. Laf aramızda biz geçen gün Gökhan abinle bir kapıştık. Ay rezil olduk mahalleye biliyor musun? Yanaştı da yüz vermedi. Keşke vereydi. Kadın dediğin biraz işveri olacak. Cilveli olacak. Öyle kocasının karşısına böyle bir sallayacak. Eritecek kocasını. Ay Behlül. Vallahi aynı malim Oğra gibi oldum. Çok güzel oldum. Maşallah. Ay gören de kadınlıktan ölüyorsun sanır ha. Kadın dediğin biraz ele gelir şöyle. Sabahları iki poğaça at ağzına. Ha. Gidecek kocan yanındaki bir fıstık bulacak. Sonra sen de alacaksın rakı şişesini sabah akşam artık. Sabah akşam içersin karşılıklı. Ne haber oğlum? Nerede kaldın oğlum? Affettim oğlum seni. Ah, hakikaten mi? Aslanım benim. Aslanım. Hadi, 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 hadi. Hazır mıyız maça? Adam başı 1000 lira indiriyoruz tertemiz. Servet, bir sorunumuz var yalnız. Nedir oğlum? Bu gerizekalı çocuğun bacağını kırdı. Kırdım. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Dert ettiğiniz şeye bak be. Derdiniz bile baldan tatlı oğlum sizin. Derdin bile baldan tatlı. Köftecin bıyıklarını yer mi senin de o bıyıkları? Oğlum bir dur, kafan mı güzel? Muhasebeci senin ya. Gideriz oğlum Adem abiye. Tamam mı? Bir tane zenci topçu ayarlarız. Tertemiz. Adem abime oğlum onun için insan kaçakçısı diyorlar lan. Yok, aslında işin aslı öyle değil. Öyle bir rivayet, bir söylenti var. Ya. Del Piero. Del Piero vurdu, gol oldu. Del Piero öyle bir vurdu ki televizyon ahta. Del Piero sağdan gidiyor. Su, su ver bana abi. Gel. Çık çık çık. Daraldım ben. Hadi. Şimdi bu zenci futbolcu da nereden çıktı ya? İşler iyice karıştı. İşler karışmadı Sina. Tam tersine. Örgüt çözülme sürecine girdi. Nasıl yani? Suçluları yakalamak için suçlu gibi düşünmek gerekir. Murat, araçta ayakkabı boyası var mı? Lostura işine mi giriyoruz abi? Şu durumda yapılacak en iyi şey onların arasına karışmak. Hatta onlardan biri olmak. Aradıkları zenci topçu ben olacağım. Çok değişti gençler. İsti futbol, desti futbol. Buna döndü artık. Her yerde sıkı takip var. Her şey ıh oldu. Ne? Sıkı takip mi? Başımız belaya girmesin sonra. Doğru be oğlum, iki dakika. Abi şimdi takip makip karıştırma. Çocuk gelecek. Bir saat topunu oynayacak. Tertemiz alacak parasını, gidecek. Hangi mevki bu? Nereye adam lazım Servet? Orta saha abi. Şimdi zenci diye ısrar mı ediyorsunuz? Bakın size bir şey göstereceğim. Professional futbolcu kataloğu. Tamam. Mesela buyurun. Tam biçimli. Hong Lee. Topu bir alıyor ayağına. Üf. Messi. Adem abi iyi güzel söylüyorsun da. Şimdi bak sen ne bilirsin. Zenciyi takımın göbeğine koyduğun zaman hani rakip takım için psikolojik bir etken oluyor icabında değil mi? Şimdi bu Çinli'yi ortaya koy, aynı etkiyi alamayız yani. Yani nedir ya bütün bazı kadınlar gibi bu zenci takıntısı? Tutmuşsun zenci bak. Mesela Şahmurodov. Çeçen bu çocuk. Savaşçı olurlar biliyorsun. Aynı Gattuso. Vallahi Çeçen bana uyar. Hiç değilse din kardeşiyiz abicim. Yok abi zenci zenci gözünü seveyim. Abi onlar iyi basıyorlar. Biz de defansa rahat ediyoruz icabında. Ya bu kadar tanıdığın var. Bul bir zenci. Saat satanlar bile olur. Nasıl abla? Oldu mu? Yok olmadı. Niye olmadı ya? Kemik yapım buna uygun değil. Yoksa tamam yani. Bir kemik yapısından kaldı yani. Şimdi bak zencilerin burunları biraz daha böyle yayvan. Tamam. Böyle gözler biraz daha çıkık. Dudaklar biraz daha böyle pörtlak oluyor. Olmadı seninki. Şimdi? Benim daha iyi bir fikrim var. Kaçta nerede şimdi sizin bu iş? Baba Yiğit'te 8:30'da. 8:30. Tamam. Ben düşüneceğim. Siz hafiften uzayın. Adamı göndereceğim size. Eyvallah abiciğim. Hop. Bu işten kim ne kadar alıyor Servet? Bu Adem için insan kaçakçısı diyorlar oğlum. Başımız belaya girmesin lan. Yok be oğlum be, yok be oğlum be. Herkes ağzı olan konuşuyor anasızı. Biz insan kaçırmıyor, topumuzu oynayacağız ya. Tamam. Mustafa abi kolay gelsin. Sol da Peru. Allah'ın işler. Adem'e bakmıştım. Adem, buyurun benim. Ah,
Adem Bey, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz hanımefendi. Eski İstanbul Kıraathaneleri ile ilgili ben bir yazı dizisi hazırlıyorum gazetemiz adına. Sizin de kahveniz pek bir meşhurmuş. Sağ olsunlar, hangi gazete? Yan Taraf. Yan Taraf gazetesi, günlük siyasi bir gazete. Diyorum ki bir röportaj yapalım, fotoğraf çekelim. Olur tabii. Kahvemizin namı ülke sınırlarını aştı tabii haliyle. Burada mı yapalım röportaj? Yok, diyorum ki şöyle mahalleyi arkamıza alalım. Ha. Güzel bir fotoğraf çekimi. Ha? Sokağa olur. Çıkalım mı? Buyurun. Tamam. Mehmet, benim fotoğraf çekimim var, siz takılın. Tamam. Buyurun. Gülüm Alen, kurik. İşler nasıl gidiyor? İşler iyi valla. Var mı bir durum şu anda? Böyle buyurun. Şöyle minibüsün önünde çekeyim fotoğraflarınızı değil mi? Daha güzel, güzel bir açı. Olur hanımefendi. Hay hay. Nasıl? Evet, gülümseyin. Çok güzel. Evet, buraya. Bir daha. Evet. Abi, selamünaleyküm. Kardeşim, şu an fotoğraf çekimi yapıyorum. Seninle ilgilenemem. Sonra bakarız, hadi. Gözlük ister misiniz? Gözlüklü takalım mı? Ama abi, beni tanımadın mı? Makone kubuni ben. Asayiş şubeden. Bizimle merkeze kadar diyorum. Ama hanımefendiyle bizim ben fotoğraf çekimimiz var. Ben çekeceğim senin fotoğraflarını ama arkadaş. Ama ben sıkak olmaz. Adam gibi davranın lan. Gir içeri. Gir içeri. Yavşak yok da dayak yok da hani. İt, it. Aç olan var mı lan aranızda? Canım kocam benim. Aslanım. Golleri yiyeceksin tamam mı? Tamam mı? Ha? Tamam mı Servet? Golleri yiyeceksin aşkım. Aman da benim aslanım gol mü yiyecekmiş? Canım kocam benim. Canım kocam. Aslanım. Erkeğim. Ah. Ah. Hastasıyız dede. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Zuptu çıktı, zuptu çıktı, zuptu çıktı, zuptu çıktı, zuptu çıktı, zuptu çıktı. Arıyorlar. Adam gibi konuş, oyarım. Ne haber Servet? Abilerin abisi, baba gittiyiz biz. Nerede kaldı bizim Arap? Merak etmeyin. Gönderdim yanınıza. Az sonra gelir, sıfır sıkıntı. Kimi gönderdin? Makawana Kuboni. Güney Afrika'nın bağrından koptu. Fena bir çocuk. Seveceksiniz. Abicim tamamdır, şahane oldu bu. Ben maçtan sonra sana parayı... Alo? Aferin paşam. Alın götürün şunu. Şşşt. Gitmeyin memur bey, gidiyoruz işte. Allah mısınız lan? Tamam işte oğlum. Adem abi Güney Afrikalı göndermiş bir tane. Saati biliyor değil mi? Geç kalmaz. Geri zekalı değilse geç kalmaz. Necmi. He. Bak karşı takım çok iyi pas yapıyormuş tamam mı? Sert oynama. Kırmızı kart görme oğlum. Allah'ım ya. Tamam be abicim. Baba bak bana bak. Sen de tek tek aralardan tek pas yapalım. Sağdan bakalım. Geçen maçı unutma. Öyle olalım. Hafızlar. Dikini oynuyoruz tamam mı? Sağdan soldan uzun vurun sürekli. Bak sen de bu Veli'ye pas ver. Çocuk iyi şut çekiyor. Şanslı oynama. Tamam Veli, paslı gidiyoruz. Ha. Del Piero. Bengal süreyim mi? Baldıra baldıra. Yok abi sağ ol, ben abdestliyim. Ne alakası var oğlum ya? Allah Allah. Köfte sana süreyim mi? Allah abi. Değdirmeyeceksen sür. Merhaba abiler. Aleyküm selam. Sen kimsin ya? Makone Kuboni abi. Kim? Makone Kuboni. Ne diyor bu Servet? Adem abi gönderdi beni. Kardeşim Arap değilsin sen. Olurum abi, Güney Afrikalıyım ben. Beyaz zenciyim. Ben size dedim mi o Adem bize kelek yapacak diye. Beyaz zenci mi olur lan? Gel bakayım buraya, gel. Şişt, Müslüman mısın sen? Elhamdülillah abi. Sen topçu musun oğlum? Abi top benim işim. Anlıyor musun bu işlerden? Çok iyi. Ya ne yapacağız oğlum? Elimizdeki malzeme bu. Oynatacağız. Ha, şimdi bir dakika.
Bak bu Hüseyin Bey bizim kulüp doktorumuz. Bizim kulübe yeni giren oyuncular böyle muayeneden geçer, tamam mı? Seni şimdi bir muayene edecek. Sen gir içeri, gir içeri. Hadi Hüseyin Bey lütfen. Bir bengal sürelim değil mi? Gel bakalım koçum. Tabii, doktor Bey buyurun. Buyurun. Hadi, geç geç buyurun. Bir baldırlarına bir bakalım. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, hadi oğlum. Hadi. Uzan şöyle. Tamam. Sahaya giriş yaptık. Sizde durum nedir? Tamam. Biz bayıra yerleştik. Tamam. Bu mudur yani Hüseyin abi? Budur tabii kardeşim. Sporun ve sporcunun yanındayız. İşimizi yaptık gidiyoruz. Hadi bakalım size iyi maçlar. İşlerim var benim ya. Eyvallah abi. Ah be Mahalle ablam. Çok erken gittim be. Ya bakayım. Gel 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 gel. Bak şimdi koçum. Şimdi hep topa bas. Hep ileri. Kanatlardan. Ver topu, al topu, ver topu, al. Bak kaybettin topu. Gel geri. Geri ileri. Geri ileri. Çakallar geldiler. Tribünde konuşuyorlar. Tamam. Saat 3 önündeler. Paraları teslim ettin mi Recep? Aga, biz amatör değiliz. Her şeyi konuştuğumuz gibi. Paralar emanetçi de. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam hocam. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buraya? Ben de sizlerin sessiz bir taraftarıyım. Allah'a şükürler hocam. Dualarımla sizlere destek olayım dedim. Hocam, biz 17 maçtır kaybetmiyoruz. Duasız muasız. Şimdi bizim olayımız farklı. Sonra ters tepmesin. Yavrum, senin Allah'ın kitabın var mı? Nispeten. İyi, bırak o zaman elindeki şişeyi. Geç bakayım arkama. Geçin bakayım şöyle sıralarını. Geç siz de. Al şunu. Geç, geç, geç. Bunlar da sporcu çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin. Buradaki arkadaşlara biraz sonra soyunma odasından çıkmayı, koridorda yürümeyi, sahaya kadar sağ salim varmayı nasip eyle ya Rabbim. Amin. Takımımıza teknik ve taktik açıdan başarılı olmayı, sahaya iyi yayılmayı, rakip takımı mutlaka mağlup etmeyi ama değilse ilk yarıyı mutlaka galip durumda bitirmeyi nasip eyle ya Rabbim. Amin. Aga, devre arası beyazlar geliyor değil mi? Recep, her şeyi konuştuğumuz gibi biz amatör değiliz. Sağ açığımız, sol açığımız fırtına gibi etsin. Deli Piero hikmetimiz de kafayla topu 90'a taksın. Ya Rabbim. Amin. Allah. La ilahe lalemin. Hadi bakalım çocuklar, sağ ayaklarınızla Bismillahirrahmanirrahim diyerek sahaya doğru gidelim hep beraber. Ağzınıza sağlık. Hadi 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 Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Para bozduracaktım da ben. Tabii ki, buyurun. Size zahmet olacak. Şunu bozabilir miyiz? Hanımefendi, bu para sahte maalesef. Nasıl sahte? Yok canım, yanlışlık olmuştur. Bir daha bakın, ışıktan falan şey olmasın. Ha? Maalesef sahte hanımefendi. Bir de şuna bakıver. Bu da sahte. Bu da mı? Hı? Bu da sahte hanımefendi. Kusura bakmayın, bunların hepsi sahte. Yasal işlem başlatmak zorundayım. Ayrılmayın lütfen. Ne yasal işlem be? Saçmalama, bu paralar benim değil. Vallahi değil. Yolda buldum, geri vereceğim bozdurup. Kapat telefonu, kapat! Orsak Allah!
Ben futbolda sertlikten hoşlanırım. Öyle kız gibi top oynamayın, bu bir. Kolay kolay düdük çalmam. Onun için şu şeyi ağzıma aldırmayın, düdüğü. Bu iki. Sakın ha, sakın ha bana itiraz etmeyin. Kartı yersiniz, bu da üç. Sonuçta bu bir oyun. Hep beraber tadını çıkaralım, tamam? Gel. Hadi oyna bak hadi. Nereye yapıyorsun manyak? Oyna bak. Ay delireceğim. Niye durduk, gitsene. Ne yapayım abla, uçayım mı? Uç, uç bir şey yap uç. Şşt lan baksana, yürüsene be. Adam al. Kumunu al adamını, al adamını. Al adamını. Ben sana demedim mi Adnan? Yanlış hata oynadın. Kanka saçma sapan top oynuyorsun ha. Ne uçuyorsun, ne de gaz dikiyorsun, ne ayak? Bomboş bırakıyorsunuz lan adamı. Neyi boş bırakıyorsunuz lan? Bomboş bırakıyorsunuz lan adamı. Neyi boş bırakıyorsunuz? Adam bomboş! Bas. Yavaş ya. Ya sana mı? Ya hoca saçmalama. Allah'ını savaşla çağırın. Ya böyle olmuyor. Bas. Gökhan! Gökhan çabuk dışarı. Gökhan bırakma adamını. Adamı bırakma. Ulan şerefsiz! Şerefsiz! Ne işin var kızım senin burada? Ne demek ne işin var? O orospu yazmış, 7 aydır birlikteymişsin. Çıkar lan şu karıyı dışarı. Oğlum öyle şey Necla'cığım ya. Bak çıkayım anlatırım sana şimdi. Utanmaz, bana bunu da mı yapacaktın he? Bunu da mı yapacaktın? Ne geliyorsun be? Ne geliyorsun? Aa çeksene. Yavaş çıkartın, lazım olur belki. O zaman görüşeceğiz sen de. Aa çıkarım ben, çıkarım. Kadın takip edin. Kadın takip edin diyorum. Aa maçtan önemli mi ya? Hoca hadi. Hadi. Uçma lan! Hamam oğlanı! Arap! Batsana! Abi Arap'ın Allah'ı çıktı! Bravo! Yakışıklı! Ne biçim girdin arkadaşına? Bak kartı yersin ha! Gökhan! Aşkım! Sen Gökhan adamı niye bırakıyorsun? Ne işin var senin burada? Manyak mısın sen? Evet, neyin peşinde? Evet, manyağım ben aşkım, manyağım ben. Bu karıyı da çıkarın. Çıkarın. Sen benim hayatımla oynuyorsun, ben de seninkiyle aşkım. Ben de burada top oynamaya çalışıyorum, top. Seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni... Aşkım. Bırak. Ben de seni şey yapacağım, bir baş bitsin. Oha be, oha. Kanka, şu aşk hayatım var ya, ağzımıza sıçtı ya. Bitirdin takımı şerefsizim ya. Ya benimle ne alakası var? Hep Bestami Hoca'nın suçu. Bir okudu, bir üfledi, bu hale geldik. Herifler leblebi gibi gol atıyorlar. Senin aşk hayatın içine sıçayım ulan. Sinacı zındık. Lan şşt, kumpapa gel buraya. Hoca oğlum, hadi. Oğlum adamlara bassana lan, bassana biraz. Abi ben biraz ileri çıkayım, vallahi gol yaparım ben. Ya ne bok yiyorsan git. Tip. Hadi. Bravo be! Hey, gol benim olayım. Olayım bu benim. Hadi bas. Gel. Hayrola Recep Efendi, ne oldu? Yürü gel. Abi. Gel. Dur lan. Hadi. Gel attı. 3-3 oldu durum. Tamam. Lütfen gaza gel benim, tamam. Tamam. Gir. Abi. Penaltı. Aferin be. Günlüğüne kurban lan Arap. Güzel oldu bak. Kim atacak? Del Piero mu? Ulan şerefsiz hakem. Ulan böyle penaltı mı verir? İbi de.
Hadi bitir Recep, bitir hikayeyi. Lukette tabela Recep Efendi. Hay ağzına kurban olayım hakem be. İlk yarı biter, bestamin bu çok gider. Ben tahsilatımı yapıp kaçıyorum. Size iyi eğlenceler. Allah razı olsun. Hayırlı olsun hacı. Bestami Muço, seni gözaltına alıyorum. Konuşmam hakkına sahipsin. Yavrum, senin sakalını sünnet duası okundu mu? Dur. Lan galeci, gel buraya. Paraları aldın, çamura yatma. Vallahi sıkarım ayaklarına. Tavşan, ye golleri. Gel sık sık gel. Gel sık 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 gel. Tüysüz panter. Şşt, gel bakayım buraya. Adam. Eğer bir gol daha yiyecek olursan... Maçtan sonra ben sana başka şeyler yediririm. Yediririm. Hadi bakayım. Yedir, yedir, gel. Yedir. Seni bekliyor, he? Yedir. Takkeli tamam. Operasyona devam. Tamam. Tebrikler. Tamam. Yok, geçirme, geçirme, geçirme. Bas! Ne oluyor lan, ne oluyor? Lan ne yaptın lan, ne yaptın lan? Hayvan ol hayvan. Penaltı yaptırdın. Ne yapayım kanka, bıraksam gol mü atsak? Hadi, hadi, hadi. Belki kurtarırım onu. Tamam. Mehmet, gel kurtayım, gel. Ne oldu? Paralar sahte, paralar sahte. Kandırdılar bizi. Anlamadım. Paralar sahte. Kaleci, kaleci ne oluyor, ne oluyor? Kadınlar hamamına çevirdiniz burayı. Pardon. Hanımefendi gider misiniz siz? Hocam pardon, maç olay, olay başka. Tamam, muhakkak. Muhakkak, tamam. Sağ olun. Hadi, adamlar sizi tamam, bekliyor. Tamam, tamam. Hayır, bakayım. Paralar sahte. Tamam, tamam, tamam. Git sen, git. Tamam, tamam. Hadi yavrum, sen kalk. Pantermiş Mahattin abi, panter bu çocuk. Fatma! Batman lazım. Ne demek yanlış var ulan? Gidip batman lazım. Kaçıyor musun Recep kardeş? Aga sen bekle, döneceğim ben sana, döneceğim. Buyur abi. Bunu lan bu. Evet abi. Alırken kontrol etmiyor musunuz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Abi ilk kez anlıyoruz ki. Yanlış yapmaz Bahattin abi diye düşündük. Yaktım ulan Bahattin. Araba gel. Araba gel. Allah. Allah. Yeter ulan. Allah. Alayınızı yakarım. Allah. Allah. Nasıl koyduk ama böyle koyan adama? Ne golü amına koyayım? Kaleciyi vurdular Totoş. Servet'i vurdu vallahi. Evet. Yat yere. Yat yere. Yat. Ne oluyor lan? Baksana lan minik. Yavaş yakarım. Ananı sikeyim. Abi tamam. Gel. Gel buraya. Gel. Çabuk gel.
Kaçma, kaçma, kaçma. Yakala bak bunu, yakala. Gel, 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 gel. Al bunu. Al, yakala, yakala. Kaçıyor bana. Vurdular lan. Gel, gel, al bunu. Al, al, al. Al bunu. Al bunu, çabuk. Ne oluyor lan? Abi, serveti vurdular. Dövdü bana. Bak, sporcu insanlarız biz. Abi, yavaş. Memur Bey, bir yanlışlık var. Kelepçeyi ters taktın. Kelepçe ters. Elim şikildi. Bir dakika be. Ne oldu? Ne oldu? Al bakalım onları. Bana ne zaman yemek ısmarlıyorsun? Nasıl yani? Benim mi sana yemek ısmarlamam gerekiyor? Ben seni kurtardım, senin bana yemek ısmarlaman gerekiyor. O zaman... Şefkat, huzur ve güven. Yaşasın Türk polisi. Buyurun. Hadi bakalım, ver gazı. Vallahi komiserim, biz kuzu kuzu maç yapıyorduk. Ne olduğunu anlamadan çakallar bastı sahayı. Benim bir suçum varsa... o da karımı aldatmak. Sinem, ışığı yakar mısın? Bak bakalım Gökhan Yılmaz. Sence bu kadar adam darbe yapabilir mi? Ne darbesi? Işığı kapatalım Sinemciğim. Bana masal anlatmayı bırak Gökhan Yılmaz. Siz Baba Yiğit örgütüne bağlı küçük bir çetesiniz. Benim görevim de sizin gibi demokrasi düşmanlarını bu toplumdan uzaklaştırmak. Yani ben şimdi karımı aldattım diye demokrasi düşmanı mı oluyorum yani? Konuşma lan. Aklınız fikriniz şeyinizde. Bugün karısını aldatan yarın vatanını satar. Ne güzel söylediniz Sinem Hanım. Kulağım işkenceyim ya lan. Ne yapıyorsun ya Sinem Hanım? Kulağım patladı, kulağım kanıyor. Bırak lan timsah gözyaşlarını. Kes. Yasal işi bahis sizde, kokain sizde, silah ticareti, insan kaçakçılığı, fuhuş. Yer miyiz lan biz bunları? Ha? Baba Yiğit çetesiymiş. Böyle çökertirler adamı. İşkence! Kulağımı patlattı bu karı. O formayı da çıkar. Çıkar onu. Deniz futbol istiyorum ben. Ne çıkar. Çıkarıyorsun lan? Koşamıyorsun bile. İşkence yapıyorlar. Avukat istiyorum. Şerefsiz. Vurma. Yayınımıza şok bir gelişmeyle devam ediyoruz. Evet sayın seyirciler, gün geçmiyor ki bir çete daha çökertilmesin. Bugün İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla çökertilen Baba Yiğit çetesine ait mühimmat ve belgeler Kadıköy'de bir ekmek fırınında ele geçirildi. Nihan. Ya bu ülkenin aydınına biraz saygınız olsun. Teşekkürler Mehmet. Gençlerimizin haftada en az bir kere uğradıkları halı sahaları kendine mesken tutmuş Baba Yiğit çetesi, aslında basit bir bahis çetesi gibi gözükse de bünyesinde demokrasimize tehdit unsurları barındırıyor. Örgütün bir numarası olarak adı geçen şerefsiz kod adlı Metin Gacır ise Bodrum Bitez'de yalısına varmadan yakalandı. Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni, Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz cacık olur diyorum. Mesele çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Eyvallah baba. Ne anlatıyorsun lan hala çakal makal? Sen de eyvallah çekiyorsun. Boş ver sen onu. Soğuk bira var mı buralarda? Ha? Ne birası abi, manyak mısın? Hapishane burası. Akıl alırken iyiydi ama. Lan Keko, çakalların tamamı dışarıda kaldı. Biz içerideyiz.
Onlar da yargılanıyor. Bırak lan, onlar tutuksuz yargılanıyor. Gerizekalı. Allah büyük be abiler. Oğlum Allah büyük. Allah büyük de yargı ona emanet değil ki. Tövbe de Servet. Çarpılırsın tövbe de. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe deyince çıkıyor muyuz dışarıya? Çıktık mı? Sübhanallah ya. Of be abicim. Of ya. Şuradan çıktığım gün var ya. Anasını satacağım dünyanın ya. Şerefsiz. Anasını satacağım. Fatma. Seni çok seviyorum bir tanem. Seni çok özledim Fatma. Mantara bağladı yine. Fatma, sensiz yapamıyorum geceleri bomboş karanlık. Fatma. Takma, takma. Tamam. Hacı, şimdi biz Fikir Tepe çocuğuyuz bak. Hani yanlış olmasın. Bizde yanlış olmaz. Bizde de yanlış olmaz. İyi oldu o zaman. Takma, takma. Ben çıkartacağım oğlum sizi. Şişt. Siktir lan, hala konuşuyor. Gebertirim lan seni. Gebertirim lan seni. Gebertirim lan. Bırak. Bırak. Pust. Ne yapıyorsun lan deli Hikmet? Kendine gel. Biraz mantıklı ol. Bak kardeşim, yine hepimiz bir aradayız. Anladın mı? Kadere bak yani. Ayıp ediyorsun ya. Evren bizim için çalışıyor oğlum. Şişt. Bu işaret şeyi. Beyler, size bir şey söyleyeceğim. Birlik olmamız lazım, tamam mı? Beraat edeceksek bile abicim, söyleyeyim. Bu dava en az 2 yıl sürer. Ulan bir kere de hayırlı bir şey çıksın ağzından be. Yuh be! Dinleyin. Bak abicim, şöyle bir şey var. Bizim burada şimdi ayakta kalmamız için bize ne lazım? Para. Siz burada para kazanmak istiyor musunuz abicim? Yani. Nispeten. Muhtemelen. Muhakkak. Ha işte, ben de öyle düşündüm abicim, tamam mı? Örgütlenmesi aradım anasını satayım, parasına. Yarın saat 12'de öğlen, avluda, beşerlikten. Kendinizi hazırlayın. Var ya, adamlara koyduk mu abicim? Ardından sübyancılar, tecavüzcüler. Sonra hırsızlar, siyasiler, gelsin paralar aga. Avuçlarım yanıyor ulan. Kaşı, kaşı. Var mısınız oğlum? Bana tamam. Uyar yani. Bana da uyar. Ha Gökhan? Hadi o zaman, hadi. Top nereden bulacağız abicim? Bulacağım ben topu, sen merak etme. Bir de biri olsaydı. Ha. O zaman antrenmana başlayalım. Hadi kop gel. Antrenmanı gel. Gel. Doğuştan antrenmanlıyız zaten, gerizekalıya bak. Olmadan dinleyiverin gari. Gari gari hayret bir şey bunu vermeyin gari. Gari gari zilleri takı verip oynayiverin gari. Gari gari şıkıdın da mıdıdın şıkıdın oynayiverin gari. Gari gari. Tanımıyor engel mani, yok insafı imani. Bol keriz bol enayi, yüz verirler gari. Gari de gari gari. Gemisini kurtaran fedakar ve cefakar. Kaptanın yüzdüğü deniz, geziz abicim biziz. Yüzdürmeyin gari. Gari de gari gari. Kıl olmadan dinleyiverin gari. Gari de gari hayret bir şey bunu vermeyin gari. Gari de gari zilleri takıverip oynayiverin gari. Gari de gari şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari. Gari de gari. Palavradır palavra, niyazidir şehitler. Sızlamaz mı kemikler, inilerler gari. Gari de gari gari.
yer yedi. Geride timsahlar, hazineyi yamyamlar. Memleketin içine yedi ve yediler gari. Gari de gari gari. Kıl olmadan dinleyiverin gari. Gari de gari, hayret bir şey olur.